Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Güzel bir Şubat gününden sizlere bir tane çeyiz kolimi açmak istedim. İnanın kolide ne var bilmiyorum. Öyle elime gelen bir tanesini aldım. Herhangi bir düzenleme falan yapmıyorum. Sadece sizler için bir video çekeceğim. Hepimiz BİM aktüel ürünlerini, A101 aktüel ürünlerini takip etmeyi çok seviyoruz. Zaten ben de videolarımda BİM ve A101'e yer veriyorum. O yüzden şöyle BİM'den aldığım ürünlerden ilgili bir kutu çıktı. Hemen bunu alalım ve kenara çekelim. Şimdi şöyle ki arkadaşlar, böyle bir şunu açalım. Bu ayrı. Böyle bir üçlü mutfak seti vardı ve ben bunu çok merak etmiştim. Bir tane BİM'e gittiğim zaman da böyle kutusu falan dağılmış vardı. Almak istemedim. Sonra pişman oldum. Sonra başka BİM'e gittiğimde tesadüf olarak buldum. Bunu almak istememdeki sebep, çünkü sade, klasik, yemek yapmayı seviyorum. O yüzden çok beğenmiştim. Böyle cafcaf şeyleri sevmiyorum. Böyle bir eldiveni, şöyle bir fırın eldiveni, yani fırın tutacağı ve önlüğü var. Yine aynı markanın da şöyle bir şef havlusu vardı arkadaşlar. Bunu da aldım ve bunun yanına kombinlemiş oldum. Güzel de oldu. Şöyle göstereyim size, açayım. Bakın bu böyle. Ben bu takımdan aslında, doğru söylemek gerekirse, şu da şöyle bir eldiveni, gayet güzel. Bu da önlüğü, bakın böyle ayarlı bir önlük. Bu takımdan ben iki takım aldım arkadaşlar. Çok güzel bir takım. Şimdi şöyle, bunun tam şu kısmına, şuraya, yani şu tarafına, üzerimize geldiği zaman solumuza gelecek kısmına ben isim yazdırmayı düşünüyorum. Bakın buradaki yazılmış ya, bunun gibi bir nakıştan isim yazdırmak istiyorum. Onun için de zaten siyah olduğu için çok beğendim. İki tane aldım. Bir tanesine kendimin, daha sonra ikincisine de eşimin ismini yazdırmayı düşünüyorum. Ama şu anda bunlar bu şekilde bekleyecek. O yüzden bunları böyle set yaptım. Çok da güzel oldu bence. Mutfakta vakit geçirmeyi seven kişiler için güzel oldu. Zaten onun diğer kutusu da burada, bakın. Diğerini de almıştım. O da ikincisi. Daha sonra aynı gün gelen ürünlerin arasında şöyle kapaklı kavanozlar vardı. Bunlar 3 boydu ve ben bunlardan 3 boy aldım arkadaşlar. Bu en küçük boyu. Az önce ilk çıkarttıklarım orta boydu. Bir de şöyle en uzunlarından bir tane de var. Şunu da çıkartalım. Evet arkadaşlar, bunlardan ikişer ikişer şekilde yapıp 6'ya tamamladım. Her türlü tezgahta ya da dolapta olabilecek bir ürün. Bunun içine en küçük boyunda bakarsak, yine Paşabahçe'nin ürünleri bunlar. Bunun içine şekerleri koymuşlar. Ama biz istersek kahveleri, Nescafe'leri ya da o tarz ürünlerimizi de tezgahın üstünde tutmak için kullanabiliriz. Şöyle bir tanesini açmak gerekirse hemen açalım. Bakın kapağı şöyle de vakumlu bir bölgesi var. Kapağını kapattığımız zaman havada almayan oldukça şık bir kare ürün. Çok da güneş var masamın üzerinde, ama bakın ne kadar güzel bir ürün. Bunları şöyle alalım, karşılıklı dursunlar. Şimdi orta boya gelirsek, orta boy içinde de görselde içerisinde makarna koymuşlar. Tabii ki de makarna da koyabiliriz, çay da koyabiliriz, şeker de koyabiliriz. Tezgahımızın üzerine yakışan herhangi bir ürünü de koyabiliriz. Ya da o anda ihtiyacımız olan ne varsa koyabiliriz. Sağlıklı bir ürün, sonuçta cam bir ürün. Paşabahçe'nin yine şık ürünleri arasında görüyorum. Şöyle hemen açalım. Bakın bu da kapak. Şu anda bu kapakları açarken şeyi merak ettim. Ölçüleri aynı mı diye merak ettim. Evet. Bütün
şu bölge ölçüleri aynı. Tek fark olarak boy uzunluğu fark ediyor. Küçük boy, orta boy ve uzun boylu olarak bu kapakları hepsine denk olabiliyor. Yine kutudaki muhafazasını korumak için limon size selam veriyor arkadaşlar. Kutusundan çıkartalım. Evet, şöyle yine vakumlu güzel bir ürün. Kapağını kapatalım. Bakın ikisi yan yana. İstersek bu şekilde de kullanabiliriz. İstersek yan yana şekilde de. Evet, orta boy kavanozun da kutusundan çıkarttık. Şöyle bütün kavanozlar birbirine uyuyor zaten. Bütün kavanozların kapakları tek fark. İşte bütün genişlikler aynı, kare aynı. Tek fark dediğimiz gibi boy yükseklikleri. Bu da oldukça güzel, şık bir ürün. Yan yana aldığımız zaman gayet güzel oluyor. Üçüncü boya geldiğimiz zaman bu boyda üzerinde görüldüğü gibi uzun makarnaların örneğini koymuşlar. Bunun içerisine de isterseniz un, pirinç, istediğiniz ürünü koyabilirsiniz. Ama şunu da paylaşmak isterim ki bunlar birazcık ağır ürünler. Pirinç gibi bir ürün koyduğumuz zaman yine oldukça ağır olacağını düşünüyorum. Şimdi bu üçüncü, yani en uzun boylu olan kavanozu da açıyoruz. Yine açtığımız gibi ilk kapağı var. Hepsiyle uyumlu olan bir kapak. Şöyle bir koruyucu kağıdı var. Ve ürünü çıkarttık. Evet, ürünü çıkarttığımız zaman da bu da bu şekilde görünüyor. Hepsi zaten aynı genişliklerde. Şöyle görebilirsiniz. Yani şu şekilde dizmek istersek eğer. Son durumda bütün kavanoz ürünleri bu şekilde masamızda, dolabımızda istediğimiz gibi kombinleyebileceğimiz, dizayn edebileceğimiz ürünler. Bence oldukça şık. Böyle kapağını açmak da oldukça kolay. Neden? Çünkü zaten ürünün kendisi ağır. İstediğimiz gibi tutabiliyoruz. Bu kutumdan, bu kolimden bu ürünlerim çıktı arkadaşlar. Şöyle. Dediğim gibi bunların hepsini BİM'den aldım. Bunların tane, bu maksimum 20 liraydı aldığım zaman da toplamda bunların hepsi toplamda 100 lira gibi bir şeye gelmişti. Gayet uygun. 6 parça kavanoz ve oldukça sağlam ve sağlıklı parçaları 100 liraya tamamlamıştım. Bunların fiyatını hatırlamıyorum ama bunlarla ilgili videonun başında da söylediğim gibi buraya isim yazdırmak konusunda bir düşüncem var. Umarım gerçekleştirebilirim. Bence çok şık olur. Videonun başında söylediğim gibi bunlara şöyle ek üründe almıştım. O da güzel oldu. İki kişi için de ayrı ürünler olmuş oldu. Güzel oldu. Allah sağlıklı kullanmayı bana ve bu gibi ürünleri alan herkese nasip etsin diyorum. Bu videoyu bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Bu mutfak kolisi açma videosu oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.